Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle diş hekimliğini nasıl kazandık adlı bir video çekeceğiz. Sağdan başlayalım. Seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, Furkan. Ben Erkek Üniversitesi 1. sınıf diş hekimliği fakültesi öğrencisiyim. İlk olarak 2016 yılında girdim ben sınava. Girdiğimde eczacılık fakültesini tercih ettim. Yıl hazırlık oldum eczacılık fakültesinde. Daha sonra memnun kalmadım eczacılık bölümünden. Tekrar sınava hazırlanma kararı aldım. Hazırlandım tekrar. Bunun neticesinde şu an buradayım. Yani sizin de bir doktor kendinizde. Peki, bir sene eczacılıkta kaç bin yapmıştın? Bir sene 70 bine yakın bir sıralamam vardı. MF3'den? Evet, MF3'den. Daha sonraki girişimde 50 bin gibi bir sıralamaydı. 70 binden 50 bin önceki evet. Okul ortalaması düştü mü? Okul ortalamam, onu tam net hatırlamıyorum fakat düşürmüş olabilir. Düşüyor. Düştü, evet. 50 bin yaptınız yani. Emin değilim, ona anladım. Net değilim fakat düşmüş olma ihtimali. Dershane yazıldınız mı? Evet, dershane desteği aldım. Hangi yani. Kitaplardan bu peki çözdünüz? Hangi kitaplardan yaptınız? Ders olarak, ders kısımdan bahsedeyim. Evet, evet. Kimyadan, Halime yayınlarının bombiklerden, her bir öğrenci gibi kullandım. Biyolojiden de keza aynı şekilde. Matematikten Karakök, geometriden, Mosnavetoğlu'dan da Karakök üzerinden gittik. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ediyoruz güzel arkadaşımıza. Teşekkür, güzel ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi sırada ikinci arkadaşımız, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Furkan Azizoğlu. Bu sene girdim sınava ve kazandım direkt. İlk başta aslında eczacılıktaydım ben. Bizim alemdeydim. Güzel bir bölüm de ben pek fazla sevmiyorum. Çok ezbere dayalı bir bölüm olduğu için bir eczacılık. Sonra buraya geçtim yanımda. Peki sizin mesela ilk eczacılıkta hazırlık bölümü mü benim değil mi? Peki buraya nasıl geçebildiniz? Ben puanım yetiyordu buraya. Tercih listeme eklememiştim. Ekleseydim direkt gelebilirdim. Puanım yettiği için yatay geçiş başvurusunda bulundum. Aynı şekilde bir arkadaşım daha geldi. Puanım tuttum yani uygun olduklarına ve kabul ettiler bölümünde. Dershaneye gittim oradaki sınıfta. Dershaneye gittim. Benim gittiğim dershane biraz butik yani. Yani küçük bir yerde. Öğrenci sayısı azdı. Peki tabii, yararını gördün mü dershane? Yani, şimdi butik tarzı dershane hem yararlı olabiliyor hem zararlı olabiliyor. Öğrenci biraz fazlaysa yararlı olabiliyor sonuçta. Seviyeye göre ayrılmış olabiliyor ama öğrenci az ise yani herkes aynı seviyede olmayabiliyor. Ve senin anladığın konuyu defalarca denemek zorunda kalabiliyorsun başka bir anlamında için. Yani çözdüğümüz kaynakların bayağı yararlı oldu. Kaç bindeydin ilk senede? MF yoktu bizde yani yeni sistemde. TYT sistemindeydin. Aynen TYT. 47 bindeydim. TYT'm bayağı berbattı. Yani birçok kişinin hayali şimdi berbat demeyin. Birçok kişinin hayali şu anda. Yok TYT 90 bindi. Öyle mi? Aynen TYT. Teşekkür ediyoruz Furkan. Çok sağ ol. Buradaki konumuz Sayın Taşçı. Sayın Taşçı, seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Sayın. 2000 senesinde doğdum. Normalde TM öğrencisiyim ama garanti meslek olduğu için diş hekimliğini tercih ettim. 22. sıralamaya yazdım üniversiteyi. Yani ilk senemde direkt girdin sen de değil mi? Tabii. Kaç binle girdin sen? 22.738. Arkadaşlar, Sayın arkadaşımız direkt burslu olarak geliyor. Dershaneye yazıldın mı Sayın? Dershaneye gitmedim. Dershaneye gitmeden de demek ki burslu bir şekilde kazanılıyormuş. Buradan bunu anladık. Dersleri kitap kaynaklarını sonladık. Sen hangi kaynaklardan gittin? Derse göre çok değiştirdim yani. Matematik mesela en çok sorudan sonra da olacak. Matematik ya benim tavsiyem 3-4-5 çözüm okulda. Bir daha ALES soruları. ALES soruları. Ben bayağı matematiği çok seviyorum. Bayağı anlam çözüyordum. Ben 11'de başlamıştım açıkçası çalışmaya. 11'deyken 6 tane kitap bitirmiştim. Fizik, kimya, biyolojiden hiçbir şeyler çalıştın mı? Yok, çalıştım. Ya palmem oldu. Okyanusla yani temelde 11'deyken okyanusla başlamıştım kolay olduğu için. Sonra okyanusun yan yana iki lafı almadım. Onların arasında çerez soruları çözmek için kullanıyordum. Palmiyi kullandım dediği gibi. Palmiyi iyiydi yani korona basımını da alabilirsiniz gayet iyi. Evet evet. Ben biraz zevk için brain C'sini falan çözdüm geometride bu şekilde. Zevk için C'yi çözdüm. Daha şimdi hoşuna gidiyor. Ama hoşuna mısın? Onunla ilgili yatık bir tavsiye ediyorsun. Sürekli matematik. Sen zevk için çözersin bu. Yok, ben matematiğini aldım, C'sini geometrisine hediye gitti en sonunda dayanamıyorum. Bir de yani tanıdık kırtasiyeci falan varsa o sürekli alışveriş yaptım. Örnek kitapları almaya çalışırım bedava. Yani gerçekten kitaplara çok fazla para gidiyor. Evet. Örnek kitaplar da alırsın. Onları çok fazla çalışıyor. Kaç kitap bitirdin? Palma'nın da bir izlediğim hakkında var ya. Peki sen mi? Sana sordum. Sen mi? Ben Palma haricindeki birkaç yayın haricinde tam aklımda değil. Sadece ilk testlerini çözdüm. Böyle kazanılıyor arkadaşlar. Onun dışında Palma'nın bütün derslerdeki kitaplarını bitirdim. Sen bir şey soracağım. Demet'e tutmuyor musun? Yani ona hiç bakmadım. Şehir dışında yatıyordur muhakkak. Direkt buraya yazıp gelmiş yani arkadaşımız. Bizden bir direkt yazmış. Memnun musunuz bölümden? Komple bir başka bölümden. Ben çok isteyerek geldim açıkçası. Yani o açıdan memnun. Zaten eczacı bırakıp gelmişsiniz. Eczacı
geldim isteyerek. Yani mutluyum yani şu an. Eczacılığı neden bıraktın? Ya eczacılık şu şekilde. Esasında eczacılık da çok güzel bir meslek, yakın bölümler. Fakat yani 2012'de yanılmıyorsam bir kanun çıkarıldı. 3500 kişiye bir eczane. Yani mesela şöyle düşün, 35 bin nüfuslu bir yer var. 10 tane eczane var. Sen gibi boyu 10.000 eczane açamıyorsun. Yani serbest eczaneciliğin önü biraz kesildi, kapatıldı hatta. Yani eczacılık sıkıntı. O açıdan bir şekilde geçiş yapmak istedim. Hazırlandım sen de. Çok şükür buradayız. Ondan farkı sen? Ben de aynı şekilde doğru sağlık alanında tıp da istemiyordum. Tutturamadım zaten de. Hani tıp da istemiyordum. Dişçiyi daha çok istiyordum. Sonra geldim. Aynı şekilde şey, İngilizceniz iyiyse yani bu bölümlerde rahat edersiniz cidden. İngilizce evet, çok önemli. Yani kullanacağınız bir şey var. Evet, falan filan benim İngilizce falan. Şu an mesela kaynaklarımızın bir çoğu İngilizce önemli. Bizim anlayabiliyoruz. Durumumuz iyi olsun ya. 110 dolar bir kitap olabiliyorsun. Şimdi ben birazcık kendimden bahsedeyim arkadaşlar. Ben de 99 doğumluyum. İlk senemde 100 gün yaptım. Fen lisesinde çıkıştayım ama hiç çalışmadım yani. Fen lisesinin sonlarındaydım. İlk sene 100 gün yaptım MF4'den. MF3'de o civarlarındaydı. Bir sene mezuna kaldım. Sonra dershaneye yazıldım. Dershaneye yazıldıktan sonra çalışmaya başladım. Ama yine tam verimli bir şekilde çalışamadım. Fizik, kimya, biyolojiden ben sadece palmeden gittim. Komple palmeden gittim fizik, kimya, biyolojide. Matematikte de apotemi tek kitapları çok öneririm size. Zordur ama bitirdiğiniz zaman tam anlamıyla o dersin o bölümünü anlamış olursunuz. Sen bitirdin mi? Ben apoteminin türevini bitirdim, niteliklerini bitirdim, limit sürekliliği bitirdim. Bir de fonksiyonlarını bitirdim. Gerçekten yararlı oldu. Bunları anlamakta zor çektiğiniz genel konulardır herhalde. Sonra ikinci senemde de kaç bin yaptım? 43 bin yaptım. İstediğim tabi olmadı. 20 bin hedefliyordum. Yani olmayınca olmuyor. Türkçem kötüydü. Gene yapamadım. Olmayınca olmuyor. 43 binde güzel bir sınav. Yani 100 binden 43 bine çekmişim. Evet, bence gayet iyi sınav. Geçen sene görüyor şey gelmiyor. Aynen aynen. Bak bir de şey vardı. Biz ilk sene YGS, LYS'ye girdik. İkinci sene sistem değişik TYT-AYT dediler. Matematikte mesela TYT-AYT'ye bir girdik. Tamamen mantık problemleri yani. Çok farklı ki YGS-LYS'den. Evet. Değil mi? Sistem değişince soru tarzı. Yani aynen bir afalladık yani. Tamam. Matematik o şekildeydi. Aslında 3-4-5'e çok yakındı sorular ya. 3-4-5'e yakındı cidden. Öyle tam yakınmış gibi oldu. Bir eklem yapmak istiyorum. Tabii sen ben size. Şimdi yorumlarda şey geldi. Tahmin ediyorum. Adam hani ilk sene girdi 70 bin, 70 binden 50 bine bir şekilde falan. Hani doğru esasında mezuna kaldıysan hani hakkıyla verirsen evet 70 binden 50 bine çekmek kötü tabii. Ama evet. O arada şöyle bir durumlar. Hani bir sene boyunca bir giriş hazırlığı oldu. Evet. Tamam evet. İngilizce hazırlığı. Unutuyorsun yani. Ve gerçekten hani bildiğin bütün her şeyi unutuyorsun o İngilizce hazırlıkta. Sadece İngilizce görüyorsun. Başka hiçbir şey görmüyorsun. Matematik, kimya, biyoloji. Evet. Ya, onun etkisi var. Evet. Evet. Yorumlarda geliyor. Evet. Hazırlıkta şimdi çok şey var. Mesela biriyle konuşacaksın. Abi dersten dolayı alışmışsın yani. Buraya geldiğinde hatta İngilizce dersinde İngilizce konuşacağız diye biliyorum. İngilizce konuşmaya tüm sınıf girdi biraz böyle de. Biz o hocam öğretmenler Türkçe konuşuyor. Ama bu Türkçe konuşuyor. Başladı biraz sürprizi. Sen de demek istediğin bir şey var mı Seti? Sen de ses. Ben diş hekimliği bölümüyle alakalı konuşayım. İlk dönemdeki diş hekimliği bölümüyle alakasız dersler sıkıntı olabiliyor. Yani anlamakta güçlük çekebiliyoruz. Onun dışında memnunum ben. Memnunum. Evet gayet yani isteyerek geldiniz. Siz de isteyerek geldiniz. Ben de isteyerek geldim. Demek istediğiniz bir şey var mı? Bitiriyorum. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Evet Furkan, Sayın Hepinize çok teşekkür ederim konuk oldular. Bugünlük bölümümüz bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Sallamayınlar.